Herkese merhabalar. Bugünkü dersimiz Photoshop ortamında blok temasının taslak çizimleri. Taslak çizimlerini dün kağıt ortamında A4 üzerinde yapmıştık. Renklendirmelerini, üzerindeki manşetin, logoların, reklam alanlarının ve footer kısımlarının, yani temanın tamamının nasıl görüneceğini, ana sayfanın nasıl görüneceğini detaylı bir şekilde anlatmıştık. İzlemeyen varsa kanalımızdan bunu, birinci bölümü izlemesini tavsiye ederim. Çünkü içerisinde güzel bilgiler verdik. Şimdi ikinci bölüme geçebiliriz. İkinci bölümümüz Photoshop ortamındaki taslak oluşturması. Taslak oluşturmak için öncelikle Ctrl-N yapıyorsunuz. Yeni bir sayfa açmak için. Photoshop'ta çalışma ortamı. Birçok kişi katman olmadan çalışıyor. Ben katmanlı çalışıyorum. Şuradan web seçeneğini seçiyoruz. Büyük olarak ve büyük olarak seçiyoruz. Buradaki alanı 1200 piksel istiyorum. Yüksekliğimde 3000 şimdilik yeterli. Başlık olarak da blok teması ana sayfa diyelim. 1200 seçmemin nedeni, bir önceki dersimde bahsettiğim gibi bütün ekranlarda 1200 pikseli net bir şekilde görebiliyor olmamdan kaynaklanıyor. 1200'den küçük de olabilir. Belki 1300'ler de olabilir ama en tatlı görüntü 1200 veya 1170 veya 1080, o tarzdan daha küçüldükçe daha minimalize oluyor ama ideal boyutu 1200 pikseldir. Ben bu şekilde kullanmayı tavsiye ediyorum. Tamam diyorum. Bana çalışma yüzeyimi oluşturdu. Gördüğünüz gibi katmanlarda da çalışma yüzeyim oluştu. Arka planım bu şekilde. Şimdi yapmam gereken şey şudur. Buraya yeni mizampaş, yani grid oluşturacağım. Seçtiğim zaman bana 12'li grid sistemini açıyor. Otomatik buradan kendinize göre belki istersiniz 24'lü, 8'li, ama genelde Bootstrap kullanacağız. Bootstrap'ın grid sistemini kullanacağız. Bunun için 12'li sistem ve cilt payı dediğimiz her grid arasındaki boşluğun kaç piksel olması. Bu da varsayım olarak zaten 30'dur. Daha fazla gerek yok. Belki bir tık küçülebilir ama 12'ye 30 ideal boyuttur. Bunu tamam diyorum. Şimdi ise yapacağım şey kılavuzları kitlemek olacak. Kısa yolu Ctrl Alt Ş harfidir. Yani şu dikey gridlerimizi mouse hissetmesin diye. Ardından şimdi bu 1200 piksel olarak seçtik biz burayı. Ama bu bizim sitemizin genişliği olacağı için, ama tüm sistemi net olarak görebilmek için bu çalışma yüzeyinin biraz da arttırıyorum. 1200'dü. Yani bir 300 daha arttırmam lazım. Bir 1500'e kadar getireyim şunu. Tamam. Buradan da bir 300 daha arttıralım. Sağdan soldan. 1800. Evet. Tamam. Sistem ortada kalacak. Sağda solda boşluklar oluşacak. Bu görüntü için bana lazım. Yakınlaşalım. Ctrl 1 derseniz direkt %100 versiyonuna getirecektir. Şu şekilde ayarladım. Benim sistemin görüntüsü bu şekilde, genişliği bu şekilde olacak. Şimdi yapmam gereken şey, önceki çektiğim fotoğrafını aldığım dünkü çalışmamızı, bir önceki dersimizi buraya yükliyorum. Biraz geri geleyim. Ctrl eksi ile. Şu benim sistemin genişliğiydi. Bunu şu gridlere oturtmam gerekiyor. Şu şekilde genişletelim.
aşağı yukarı oturdu. Şöyle. Tamamdır. Bu şekilde yeterlidir. İsterseniz şu gereksiz alanları, sistemin dışında kalan yerleri sileyim. Bu işlemi seçici ve shift'e basılı tutarak yapıyorum. Her defasında şimdi şu iki seçim, seçim yaptım ve bu seçimi bir seçim daha eklemek için shift'e basılı tuttuğum anda mouse'umda bir artı işareti beliriyor. Seçtiğim zaman ve bunu delete dediğimde akıllı diyor. Ondan şunu rasterleştir diyelim. Şimdi delete desek silindi. Tamamdır. Ben şimdi bunu istediğim tasarıma dönüştüreceğim. Dünkü bahsettiğimiz dersimizde sistem açıldı. İlk görünen kısım dediğim gibi şu manşet alanına kadar olan kısımda onu görüyordum şu an. Tasarıma başlayalım. Öncelikle benim slogan alanımı çizmem isteniyor. Şöyle yapabilirim. Şunu kilitlerim ki müdahale edemeyeyim. Buradan dikdörtgen aracımı alıyorum. Arka plan rengimi şekilde ayarlayabilirim. Şimdi şu benim. Ctrl G'ye bastım. Gruplandırma yapmak için. Seçip Ctrl G'ye bastım. Grup adımı. Burası benim neydi? Ana menü müydü? Evet. Ana menü diyelim. Burası logo bar. Şu da üst menü. Sıralamayı yapalım. Logo bar, ana menü. Tamamdır. Şimdi benim logomun üst menümde slogan ekliyorum. Buraya yazı aracımı seçtim. Yazı rengim şu olsun. Yazımın puntosu 14 piksel. Font ailemde Open Sans olsun. Şimdi burada dikdörtgen seçilirken mouse'u getirdiğiniz zaman bunun içerisinin tümünü doldurmaya çalışacaktır. Ama siz shift'e basılı tutup da bunun üzerine getirseniz gördüğünüz gibi yuvarlak veya dikdörtgen denk geliyor. Buraya shift'e basılı bastığınızda bağımsız olarak ekler. Ama diğer türlü yapmış olsaydım şöyle tıkladım mesela full bir içerisine bir şey ekleme yazı alanı olarak görüyor ve bunu ekliyor. Bunu istemeyiz. O yüzden shift'e basılı tutup buraya bastığımızda direkt üzerine ekler. Burası benim slogan alanım olacak. Slogan alanım ne olsun? Buraya sistemle ilgili, sistemimizle ilgili anahtar kelimeler içeren ve bu aynı zamanda sistemimizin title'ında ek olarak gözükeceği için kısa olabilir ve ama anahtar kelime de içerebilir bir şey olması lazım. Mesela hazır temalar için iş yaptığımız için hazır temaların başlığını atabiliriz. Şöyle hazır temalar blog sitesi V1 veya blog sitesi yeterli. Tamam, bu kadar kalabilir. Biraz daha uzatabilirdik ama title'da çok yer kaplayacağı için gerek yok. Buraya adını, soyadınızı veya mesleğinizi tarzında da yazabilirsiniz. Şimdi ise bu sağ tarafa menüleri ekleyelim.
bu tasarım yaparken şu grid çizgileri rahatsız ediyor. Bunu birazdan kaldıracağım. Ama şu ana menü şeyi, logoyu ve reklamalarını ekledikten sonra bunu kaldıracağız. Hemen logo alanına geçelim. Bir tane logo ekleyelim. Şimdi şuraya 90 piksel yüksekliğinde bir reklam alanı ekleyelim. Ana menüye geçebiliriz. Ana menümüz basit, zaten hızlıca yapalım şimdi. Ne demiştik? Şu logomuzun minimal halini buraya ekleyeceğiz. Bunun sebebi şu: ben sistemi aşağı indirdiğimde scroll oraya fixed olarak eklensin, stick olarak kalacak ve bu benim biraz daha tatlı görünmesini, sadece yukarı yapışmasını istiyorum. Logom yukarıda kaybolacağı için menüde gözüksün diye bunu yapacağız. Şimdi bu taslak çizim olduğu için siyah beyaz gri tarzına takılıyoruz. Birazdan bunu gerçek bir tasarım haline getireceğiz. Renklendirmesini yapacağız bir sonraki derste. Şimdi taslak çizimlerimizi çiziyoruz. Bu çizim, arka plandaki çizimin daha profesyonel hali olarak düşünebilirsiniz bunu. Direkt bunu Photoshop'ta, şu arka plan çizmeden Photoshop'ta da bu şekilde tasarlayabilirdim. Daha özgür olduğum için, daha boş vakitte elime kağıt kalem aldığım zaman daha özgür düşünebildiğimiz için, bilgisayar başında insanlar tutuk oluyor bazen. Daha özgür olduğum için bu şekilde çizim yapmak daha iyi oluyor, daha yaratıcı ve hızlı çizimler yapabiliyoruz. Direkt menülere geçelim. Sağ tarafa da arama alanımı ekleyeyim. Diyelim ki ne aramak istersin? Ya da buraya animasyon ekleyebiliriz. Sürekli anahtar kelimeler gelir ve silinir. Buraya JavaScript'te bunu yapabiliriz. Mesela web tasarım yazar, nokta nokta yazar, chat diye otomatik silinir. Ve 5 sıra 1 saniye sonra bu sefer işte WordPress yazar. Yani kişiyi yönlendirmek amaçlı anahtar kelimeleri burayı yazdırır, sildiririz. Gayet de kullanışlı olur. Tamam, ana menüyü de tamamladık. Şimdi alt kısma geçebilirim. Burası benim manşet alanımda. Öncelikle manşet alanımın arka planını yapmayalım, çünkü ön planı o zaman yapamayız. Şu sağ kısımdaki kutuları kapatalım. Buraya geldik. Evet, şimdi bu genişlik benim için önemli bir genişlik olacak. Ne kadar seçtiğim
Önemli çünkü bunu sistemin her yerinde kullanacağım. Buradaki manşetteki genişliğim, manşet görselimin genişliğinin oranlarıyla alt taraftaki bloklarım, thumbnail'lerimin oranlarını temsil edecek. Yani ben burada en büyük görselimi temsil edeceğim. Alt tarafta ise medium ve thumbnail boyutlarını oranlayacağım. Ona göre buradaki genişliğim alt taraftaki ikonlarla orantılı olmak zorunda. Yani şunlardan bahsediyorum. Ve şu galerideki fotoğraflar thumbnail olacak. Şu üçü birbirinin oranı olacak. Rastgele kafama göre eklemeyeceğim. Fotoğraftaki kırpmalar buna göre oluşacağı için iyi bir genişlik ayarlamam lazım. Buranın genişliği ise şu yandan 20 piksel, yukarıdan 20 piksel, pardon 30 piksellik bir boşluklar oluşacak. Gridlerimin arası 30 piksel olduğu için bu gridlerin arasındaki 30 pikselle uyumlu durması için sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 30 piksel boşluk bırakacağım. Şu manşetin genişlik boy oranı biraz bana yükseklikten az geldi. Yüksekliği biraz da arttırmak istiyorum. Yüksekliği 410 olsun. Manşetimi, manşetin genişliğini şöyle aşağı çekeceğim birazdan. Ama şimdilik yeterli. Şimdi buraya dikkat edin. Manşetimin thumbnail'lerini yapacağız. Şu küçük thumbnail'leri yapacağız. Bu thumbnail'ler manşetimdeki görselle orantılı olmak zorunda. O yüzden ben öncelikle şu manşette çizdiğim görselimi kopyalıyorum. Rengini değiştirelim. Ve bunu Ctrl T ile alıp küçültelim. Şuraya da SEO ekleyeceğiz. Da SEO diyorum, pardon, kategori ismim. Manşetimin başlığını atayım. Şimdi bu seçili olan manşetimin görselini, en baştaki görselimi diğerlerinden farklı yapmam lazım. Gayet iyi. Buraya galeri düşünmüştük. Ve demiştik ki buradaki görseller eşit boyutlarda olmak zorunda. O yüzden şu görselimi kopyalıyorum. Burayı ise profil oluşturacağız. Çalışmamızı tekrar hatırlayalım. Manşet alanını kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi buraya bir profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı, başlık ve sosyal medya ikonlarımı ekleyeceğim. Hemen başlayalım. Manşet alanım hazır. Buraya sosyal medya ikonlarımı koyacağım. Foto galerim olacak. Tıkladığı zaman bir sonraki 8'li gelecek şekilde olacak. Manşet alanım var ve aynı şekilde 5 tane
görselim olacak burada ve tıklanıldığı zaman geçebilir. Şuraya bir ekleme yapalım. Bu tarz bir şey eklemek faydalı. Ne zaman eklendiğini yazarsak hem güncel olduğunu görürüz. Ziyaretçi hem de okunma sayısından ilham alıp kendisi de okumak için heveslenebilir. Tıklama sayısını arttıran bir etkendir. Alt kısma gelirsek, alt kısımda gördüğünüz gibi buraya hobilerimi koyacağım dedim. Filtrem olacak ve bloklarım listelenecek. Burada da kategoriler, fotoğraflar, yine devam edeceğiz aşağı doğru. Bunu da bir sonraki dersimizde işleyelim. Çizimlerini bir sonraki ders tamamlarız. Şimdilik hoşça kalın.